Tarih 13 Nisan 1204. Bizans İmparatorluğu'nun başkenti Konstantinopolis, alevler içinde. Şehrin dar caddeleri birbirini döven kılıç sesleriyle ve acı içinde can veren kent sakinlerinin çığlıklarıyla yankılanıyor. Geride kalanlar için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. 13 Nisan 1204 tarihinde Konstantinopolis'in surlarını aşıp şehri yağmalayanlar Venediklilerle bir olan Haçlı gruplarıydı. Aslında Bizans İmparatoru Alexios bu yağmadan yaklaşık 100 yıl önce Anadolu'daki Selçuklu ilerlemesinin önünü alabilmek amacıyla Avrupa'dan askeri yardım talebinde bulunmuştu. İlk Haçlı seferi bu talebin bir sonucuydu. Bundan 100 yıl sonra ise Haçlı sancakları bir Hristiyan şehri olan Konstantinopolis'in surları üzerinde yükseliyordu. Peki tüm bunlar nasıl gerçekleşmişti? Asıl hedefi Mısır olan bu Haçlı seferi ne olmuştu da rotasından saparak Konstantinopolis'e yönelmişti? Tüm bu soruların cevabını alabilmek için birkaç yıl öncesine gitmemiz gerekiyor. ...1199 yılının Kasım ayındayız. Fransa'nın Champagne bölgesinde yer alan Ecly Şatosu'nun çevresinde muazzam bir kalabalık var. Herkes birazdan başlayacak olan turnuvayı bekliyor. Şato İngiltere ve Fransa krallarının yeğeni olan Champagne Kontu Thibault'a ait. Davetliler arasında ise Blois Kontu Louis, Flandre Kontu Baldwin ve Geoffrey de Ville Hardouin gibi civardan gelen önemli isimler var. Rüzgarda uçuşan sancakların altında toplanmış tüm bu gösterişli davetlilerin arasında sade elbiseleriyle dikkat çeken, mütevazi yaşam tarzına sahip bir rahip de yer alıyor. Bu rahibin adı Folk Döneyli. Peki böylesine mütevazi bir adam bu şatafatlı gösteride ne arıyor? Öncelikle bunu anlamaya çalışalım. 8 Ocak 1198'de Papa seçilen 3. Innocentius, son düzenlenen Haçlı seferinin sonucundan hoşnut değildi. Haçlılar Suriye-Filistin kıyı şeridinde Selahaddin'e kaybedilen birkaç şehir ve kaleyi geri almıştı. Ancak Kudüs hala Müslümanların elindeydi ve Papa Innocentius bunu kabullenmek istemiyordu. Derhal hazırlıklara başladı. Çeşitli vergiler yürürlüğe konuldu ve yeni bir Haçlı seferi çağrısı yapıldı. Bir Haçlı seferi düzenleneceği zaman Katolik Kilisesi ve Papa öncelikle bunu ilan eder, ardından Katolik dünyasının dört bir yanına bu haberi yaymaları ve sefere katılacak gönüllüler toplamaları için vaizler gönderirlerdi. Örneğin 1. Haçlı seferi ilan edildikten sonra bir eşeğin üzerinde tüm Avrupa'yı şehir şehir dolaşan Pierre Lhermitte adındaki bir keşiş büyük bir ordu toplamayı başarmıştı. 13. yüzyılın başına gelindiğinde aynı etkiyi yaratacak kişi ise Ecly Şatosu'ndaki gösteride basit kıyafetleriyle dikkat çeken Folk Döneyli'ydi. Folk Fransa'yı şehir şehir kasaba kasaba gezmiş ve halkı yeni düzenlenecek Haçlı seferine katılmaları için ikna etmeye çalışmıştı. Kendine has bir hitabet yeteneği vardı ve bu yetenek sayesinde etrafında toplanan kitleleri manipüle etmeyi becerebiliyordu. Ancak bir Haçlı seferi başıboş halk kitleleriyle başarıya ulaşamazdı. Ordunun liderlere, lordlara ve komutanlara ihtiyacı vardı. Başarılı bir sefer için gereken askeri gücü ve mali desteği yalnızca onlar sağlayabilirdi. İşte Folk'un 1199 yılında Ecly Şatosu'nda düzenlenen törende bulunmasının sebebi de buydu. Düzenlenecek Haçlı seferi için soyluların desteğini sağlamak. Turnuvanın sonuna gelindiğinde Champagne Kontu Thibault çevresindeki dostlarına Folk'u dinlemeleri ricasında bulundu. Vaiz bir platforma çıktı ve ateşli bir konuşma yaptı. Aslında konu herkesin malumuydu. Fakat Folk'un yaptığı konuşma o kadar etkileyiciydi ki eğlencelere katılan bütün lordlar ve şövalyeler Haçlı seferlerine katılmayı kabul ettiler. Folk muhteşem bir heyecan yaratmıştı. Ecly Şatosu'ndaki turnuvanın ardından haber bütün Avrupa'ya yayıldı ve birçok insanda büyük bir heyecan uyandırdı.
Kuzey İtalya'daki soyluların bir kısmı Monferrat Markisi Boniface önderliğinde bu sefere katılmaya karar verdiler. Yapılan ilk planlara göre seferin ilk hedefi Mısır olacaktı. Haçlılar Mısır'daki şehirleri ele geçirip buradaki üslerinden kuzeye doğru ilerleyecek ve en sonunda Kudüs'ü geri alacaklardı. Fakat karşılarında bu planla ilgili büyük bir problem vardı. Haçlı ordusu yavaş yavaş toplanmaya başlamıştı. Ancak bunları Mısır'a sevk edecek bir filoya sahip değillerdi. Orduyu taşıyacak büyüklükte bir filoyu Avrupa'da sağlayabilecek 3 şehir devleti vardı. Ceneviz, Pisa ve Venedik. Pisa ile Ceneviz bir süredir savaş halindeydi ve bu işi üstlenecek durumda değillerdi. Geriye yalnızca Venedik kalıyordu. Haçlıların seferi düzenlemek için Venedik'le anlaşmaktan başka bir seçenekleri yoktu. Nihayetinde 1201 yılının başında bu konuyla ilgili görüşmeler yapmak için Venedik'e 6 kişilik bir heyet gönderildi. Venedik'in ihtiyar ve kör doçu Enrico Dandolo bu heyeti hükümet sarayında ağırladı. Haçlılar toplamda 4500 at ve 34.000 askere sahiptiler. Bunları Akdeniz'in bir ucuna götürmek için yaklaşık 150 Venedik yelkenlisine ihtiyaç vardı ve bu gerçekten de muazzam bir sayıydı. Görüşmeler birkaç ay boyunca devam etti. En sonunda Dandolo 85.000 mark karşılığında bu orduyu Mısır'a götürmeyi kabul etti. Ayrıca bir yıl boyunca askerlerin yeme içme masrafları da Venedikliler tarafından karşılanacaktı. Venedik'le anlaşma yapılmıştı. Ancak Haçlılar henüz sefer başlamadan bir takım sorunlar yaşamaya başladılar. Seferin lideri olarak Champagne Kontu Thibaut seçilmişti. Fakat Kont 1201 yılının Mart ayında aniden ölünce lider olarak Monferrat Markisi Boniface seçildi. Boniface 1201 Ağustos'unda Fransa'ya ardından dostu Philip von Schwaben'in yanına Almanya'ya giderek bütün asillerin kendi liderliğini tanımalarını sağladı. Philip von Schwaben de doğudaki devletlerle ilgiliydi. Fakat Filistin bölgesinden çok Bizans sarayında yaşanan gelişmeleri takip ediyordu. Bunun sebebi eline fırsat geçtiği takdirde Bizans'a hakim olmak istemesiydi. 1201 yılının sonuna gelindiğinde Philip'in sarayına beklenmedik bir misafir geldi. Birkaç yıl önce tahttan indirilmiş Bizans İmparatoru İsakios Angelos'un oğlu ve varisi Alexios. İmparator İsakios kardeşi 3. Alexios tarafından tahttan indirilmiş, gözleri kör edilmiş ve oğlu Alexios'la birlikte hapsedilmişti. Alexios 1201 yılı sonlarına doğru hapisten kaçmayı başarmış ve Almanya'ya gelerek Philip'e sığınmıştı. Boniface Philip'in sarayına geldiğinde Alexios da oradaydı ve bu üçlü arasında yapılacak görüşmeler Haçlı seferinin kaderini değiştirecekti. Avrupa'nın çeşitli bölgelerinden hareket eden Haçlı orduları 1202 yılının Haziran ayından itibaren Venedik'e gelmeye başladılar. İlk başlarda pek bir sorun yok gibi görünüyordu. Ancak günler geçtikçe Haçlı liderleri beklenenden çok daha az sayıda askerin geldiğini fark ettiler. Haçlılar Venediklilere yapacakları ödemeyi sefere katılan tüm askerlerden toplanacak belli miktardaki parayla yapmayı düşünüyorlardı. Fakat şimdi askerlerin sayısı beklenenin altında kalınca bu planları suya düşmüştü. Ellerindeki altın, gümüş, değerli eşya ne varsa Venediklilere verdiler. Buna rağmen 34.000 mark açıkları vardı ve bu miktar aslında muazzam bir servete karşılık geliyordu. Venedik doçu Enrico Dandolo, Haçlı seferi için büyük bir yatırım yapmıştı ve bu yatırımın heba olmasını istemiyordu. Önündeki seçenekleri değerlendirmesi gerekiyordu. Haçlıları Mısır'a götürse de götürmese de zarar etmiş olacaktı. Zira vaat edilen paranın bir bölümünü alamayacağı gibi ticari anlaşma içerisinde olduğu Mısırlılarla olan mevcut ilişkilerini de riske atmış olacaktı. Bu aşamada yapılacak en mantıklı şey askerleriyle birlikte Haçlılara katılıp seferi Venedik'in çıkarları doğrultusunda yönlendirmekti. Bu yıllarda Venedikliler Macarlarla çatışma halindeydiler. Bu çatışmanın ana sebebi ise iki tarafın da Dalmaçya bölgesinde hakimiyet kurmak istemesiydi. Fakat iki taraf da birbirlerine karşı bir türlü üstünlük sağlayamamıştı. Bölgenin güçlü merkezlerinden biri olan Zara şehri Macarların kontrolündeydi. Dandolo, Haçlılara eğer bu şehri ele geçirmesi için kendisine yardımcı olurlarsa borçlarını ertelemeyi teklif etti.
Ayrıca Zara'dan elde edecekleri ganimetle borçlarını kapatabilecekleri konusunda Haçlılara tavsiye vermeyi de ihmal etmedi. Ve en sonunda Haçlılar isteksiz de olsa bu teklifi kabul etmek zorunda kaldılar. Kasım ayında yaklaşık 200 gemiden oluşan Haçlı filosu Venedik'ten ayrılarak Adriyatik denizinde ilerlemeye başladı. Venediklilere Dandolo, Haçlılara ise Boniface önderlik ediyordu. Sefere katılan Haçlıların sayısı 4000 şövalye ve 8000 piyade olmak üzere 12000 civarındaydı. Bunlara 8000 civarında Venedik askeri eklenmişti. Ayrıca gemilere 300'den fazla kuşatma aleti yerleştirilmişti. Yani filo Zara'yı almak için gereken her şeye sahipti. Ancak karşı kıyıya geçip şehri kuşatmak amacıyla hazırlıklar yapmaya başladıkları sırada Papa'dan bir mektup aldılar. Zara Katolik bir şehirdi ve Katolik Kilisesi'nin hizmetindeki Haçlıların bu şehre saldırması kabul edilebilecek bir durum değildi. Papa Haçlılardan derhal Dalmatya'yı terk etmelerini ve asıl hedeflerine yönelmelerini istiyordu. Fakat Haçlıların Dandolo'ya verdikleri bir söz ve ödemeleri gereken bir borç vardı. Her ne kadar bir kısmı bu kuşatmaya karşı çıksa da bunların sayısı seferin gidişatını etkileyecek büyüklükte değildi. Zara 10 Kasım 1202 tarihinde kuşatıldı ve bundan yalnızca 5 gün sonra 15 Kasım'da Haçlılar tarafından ele geçirilerek yağmalandı. Ganimet Haçlılar ve Venedikliler arasında paylaşıldı. Artık filo Mısır'a doğru ilerleyebilirdi. Fakat kış ayları denize açılmak için pek uygun değildi. Bu yüzden Dandolo ve Boniface kışı Zara'da geçirmeye karar verdiler. Bu bekleyiş esnasında Haçlı karargahına Philip von Schwaben'in sarayında misafir olarak bulunan eski Bizans imparatorunun oğlu Alexios'tan bir mektup geldi. Alexios amcasının yerine kendisinin Bizans tahtına çıkarılması halinde Haçlıların Venedik'e olan borçlarını kapatacağını, Mısır seferi için para ve yiyecek yardımında bulunacağını, ayrıca Haçlı ordusuna 10.000 kişilik bir Bizans birliği vereceğini söylüyordu. Bu teklif Haçlı karargahında kısa süreli bir karmaşaya neden oldu. Çünkü bu işin sonunda yine Hristiyan bir şehre, Konstantinopolis'e saldırmaları gerekecekti. Birçoğu asıl hedefleri olan Mısır'a yönelmeleri gerektiğini düşünüyordu. Ancak Dandolo ve Boniface ellerine geçen bu fırsatı kaçırmak istemiyorlardı. Alexios'un teklifi gayet makuldü ve sağlayacağı destekle daha sonra Mısır kesin olarak zapt edilebilirdi. Böylece Haçlı ordusunun rotası yeniden çizilmiş oldu. Artık sıradaki hedefleri Konstantinopolis'ti. Bu karardan memnun olmayanlar ordudan ayrıldı. Aynı dönemde karargaha Papa'dan da bir mektup geldi. Haçlılar Zara'yı işgal ettikleri için aforoz edilmişlerdi. Bu Katolik Kilisesi tarafından dinsiz ilan edildikleri anlamına geliyordu. Her ne kadar daha sonra Haçlıların aforozu kaldırılmış olsa da Venedikliler bu işten yırtamadılar. Fakat Doge Dandolo için bu temsili dinden kovulma aslında pek bir şey ifade etmiyordu ve bu durumu hiçbir zaman umursamadı. 25 Nisan 1203 tarihinde Alexios, Zara'daki Haçlı karargahına geldi ve burada Haçlılar tarafından imparator ilan edildi. Bundan kısa bir süre sonra filo yeniden denize açıldı. 23 Haziran tarihine gelindiğinde ise Konstantinopolis önlerinde demirlemiş durumdaydı. Mevcut imparator 3. Alexios Haçlılara karşı herhangi bir hazırlık yapmamıştı. Haçlılar şehre saldırdığı takdirde bir süre sonra surları aşmaları olasıydı. Ayrıca düşman ordusunun elinde bir hanedan mensubu da vardı. Bu da şehir halkının yeğeni Alexios'a yardımcı olabilecekleri anlamına geliyordu. 3. Alexios ilk olarak Haçlıları yemek ve para teklif ederek uzaklaştırmaya çalıştı. Ancak bu işe yaramadı. Haçlılar savunmasız durumdaki Galata civarına çıkarak kara üzerinden Haliç'te bulunan zincirleri kırdılar. Böylece Venedik gemileri bir anda Haliç'i dolduruverdi. Galata civarına çıkmış olan Fransız askerleri Haliç'in doğu yakasından ilerleyerek bir köprüyü zapt ettiler ve buradan karşıya geçerek Konstantinopolis surlarına karadan bir saldırı başlattılar. Bu arada Venedik filosu da aralıksız olarak surlara saldırmaya devam ediyordu. 17 Temmuz günü Haçlı saldırıları yoğunlaşmış ve Haliç tarafındaki surlarda gedik açılmıştı. İmparator 3. Alexios için artık ailesi ve hazinesini alarak şehri terk etmekten başka bir seçenek kalmamış gibi görünüyordu.
Ertesi gün şehir halkı uyandığında 3. Alexios çoktan şehirden ayrılmış durumdaydı. Aynı gün içinde toplanan İmparatorluk Konseyi, eski İmparator 2. İsakios'u apar topar hapisten çıkardı ve imparator ilan etti. Bu yeni gelişme Haçlıların saldırılarını durdurdu. Çünkü Dandolo ve Boniface İsakios'un oğluyla yaptıkları anlaşmayı babasına da sunmak istiyorlardı. İsakios her ne kadar şartların fazla ağır olduğunu düşünse de oğlunu geri alabilmek için anlaşmayı kabul etmek zorunda kaldı. Böylece 1 Ağustos 1203 tarihinde Ayasofya Kilisesi'nde gerçekleşen bir törenle 2. İsakios ve 4. Alexios ortak imparator ilan edildiler. Alexios için şimdiye dek her şey yolunda gitmişti. Fakat varisken bazı sözler vermenin oldukça kolay, ancak imparator olunca bunları yerine getirmenin ne kadar zor olduğunu anlaması uzun sürmedi. Bizans'ın hazinesi bomboştu. Alexios'un Haçlılara vaat ettiği parayı da askeri de vermesi mümkün değildi. Zira ne böyle bir parası ne de Mısır'a gönderilebilecek yeterli sayıda askeri vardı. Alexios Haçlılardan parayı toplamak için birkaç aylık zaman istedi. Ancak Dandolo ve Boniface daha fazla beklemek istemiyorlardı. Dandolo her görüşmede şartları daha ağır anlaşmalar öne sürüyordu. Süreç kesin bir şekilde 4. Alexios'un aleyhine işliyordu. Halk kızgın ve öfkeliydi. En nihayetinde bu öfke bütün şehri sarsan bir ayaklanmaya dönüştü. Genç imparator Alexios, baş danışmanı Murtzopoulos tarafından tahttan indirildi ve boğularak infaz edildi. Bundan birkaç gün sonra 2. İsakios da ölünce Murtzopoulos 5. Alexios adıyla tahta çıktı. Haçlılar açısından işler iyice çığırından çıkmaya başlamıştı. Böyle giderse ne para ne de asker yardımı alabileceklerdi. Hem Fransızlar hem de Venedikliler bu durumdan memnun değildi. En sonunda Venedik doçu Dandolo, Fransız Haçlı liderleriyle bir araya gelerek onları Konstantinopolis'i işgal etmeye ikna etti. 1204 yılının Mart ayı boyunca Haçlılar ve Venedikliler elde edilecek ganimeti aralarında nasıl bölüşeceklerini tartıştılar. Şehir zapt edildikten sonra kim imparator seçilirse her şeyin dörtte biri ona verilecekti. Gerisi Haçlılarla Venedikliler arasında yarı yarıya paylaşılacaktı. Mısır'a yapılacak olan sefer tamamen unutulmuştu. Herkes elde edeceği serveti düşünüyordu. 6 Nisan 1204'te yapılan ilk Haçlı saldırısı büyük kayıplar verilmesine rağmen şehir halkı tarafından durduruldu. Fakat bir hafta sonraki saldırıda şehir resmen Haçlıların eline geçti. İmparator, Patrik ve pek çok asilin kaçıp gittiği, her türlü savunmadan yoksun bulunan şehir, Büyük Saray'a gelip yerleşen Enrico Dandolo ve Haçlı kontlarının izniyle 3 gün boyunca yağmalanıp tahrip edildi. 900 yıldır Hristiyanlığın en önemli merkezlerinden biri olan Konstantinopolis ilk defa işgal edilmişti. Ve yıllardır biriktirdiği zenginliğinin büyük bir bölümünü kaybetmek üzereydi. 3 gün boyunca Konstantinopolis'in manzarası şehir sakinlerinde yürek burkan bir etki bırakacaktı. Bu süre boyunca bütün kiliseler, manastırlar, saraylar ve kütüphaneler yağma edildi. Paha biçilmez sayısız ikona, kutsal emanet ve değerli eşya çalınıp götürüldü. Olanlara bizzat tanıklık eden Haçlı lordlarından biri yaşananları şu şekilde anlatacaktı. Ganimet, ah o ganimet! Dünya kurulduğundan beri hiçbir şehirden bu kadar çok ganimet elde edilmemiştir. O 3 günde ne kadar yağma yapıldı kimse hesaplayamadı. Altın, gümüş, sofra takımları, değerli taşlar, saten, ipek ve en güzel kürkler. Özellikle Venedikliler sanatsal olan neredeyse bütün çalışmaları kendi saray ve kiliselerinde sergilemek amacıyla alıp götüreceklerdi. Örneğin bugün Venedik'teki San Marco Kilisesi'nin kapısı üzerinde duran 4 at heykeli, Konstantinopolis'ten elde edilen ganimetin bir parçasıydı. Bundan sonra Haçlılar Konstantinopolis'te 57 yıl boyunca hüküm sürecek bir Latin krallığı kurdular. Venedikliler İstanbul tahtında güçlü bir lider istemiyorlardı. Bu yüzden tahtı ne Philip von Schwaben ne de Monferrat Markisi Boniface ele geçirebildi. Asil ancak zayıf bir karaktere sahip olan Flandre Kontu Baldwin bu iş için en uygun adaydı. Boniface ise Selanik ve Makedonya bölgesindeki toprakların kralı oldu.
Peki tüm bunların ardından başkentini ve topraklarının büyük bir bölümünü kaybeden Bizans İmparatorluğu'na ne oldu? Komnenos ve Angelos hanedanları tarafından biri Trabzon'da, diğeri ise Epiros bölgesinde olmak üzere iki farklı devlet kuruldu. Ayrıca 3. Alexios'un damadı Theodoros Laskaris de İznik'i ele geçirerek burada Bizans İmparatorluğu'nun devamı olduğunu iddia eden 3. bir devlet kurdu. İşte bu son devlet 2 Temmuz 1261 yılında Latin İmparatorluğu'nu yıkacak ve Konstantinopolis'i yeniden geri alacaktı. Tüm bu yaşananlardan bir süre sonra şehir başka bir devletin ilgi alanına girdi. Bu devlet Anadolu ve Balkanlarda her geçen gün daha da büyüyen Osmanlı Devleti'ydi. Ve Osmanlılar bundan yaklaşık 200 yıl sonra şehri aldıklarında Konstantinopolis'teki yaklaşık 1100 yıllık Bizans hakimiyeti tamamıyla son bulacaktı. Fakat bu İstanbul'un tarihinin başka bir bölümü. Gelecek hafta görüşmek üzere.